Şimdi Kingdom Come'ın ikinci bölümündeyiz. Ben sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Çünkü birinci bölümün sonunda gördüğünüz üzere ölmek üzereydi herkes. Ben açtım, devam ettim ve herkes öldü. Yani hiçbir şey kurtulamadı. Ben de dedim baştan başlayayım. Ama o ölüm sahnelerini falan short videosu olarak yükledim. Böyle saçma sapan bir ortamdı. Devam. Bakalım bu sefer ne rezillik yapacağız. Yine aynı Norseman seçiyorum ben. Difficulty bayağı yüksekmiş. Öyle diyemedim herhalde. Başla. Yine ben önceki bölümümüzde olduğu gibi şurayı seçeceğim. Ben burayı sevdim abi. Burası benim ana vatanım gibi hissettiriyor. Nasıldı lan? Şeklini bozdum. Anasını satayım. Ben şuradaydım değil mi? Yani şurada. Evet. Yok, burada değildim. Şuradaydım. Tamam. Yine bölgemiz aynı olsun. Başladım. Yiyecek abi. 120 yiyecek kalsın. Odun yükselt. Odun yükselt, yükselt, yükselt. 300 odun. Güzel bir başlangıç. İlaçlara karışma. Tuz biraz düşebilir. Tuzu üretiriz. Çok elzem değil. Ama yiyeceği kesinlikle yükselt. İlk yiyecek yerleri oluşturulana kadar çile çekiyoruz resmen. Odunu 350'ye çıkartacağım. Tamam, onayla. Belediye binamızı kuralım. Umarım yine bir rezillik olmaz. Altın madeni olur. Ben mining, dünya pazarı, income. Income istemiyorum ya. Dünya pazarı ile ticaret yapın. Aslında bu olabilir. Bunu alacağım. Ya da mining'den taş ve altın çıkartacağım zaten. Onlar çok 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 bir farklılık yaratmayacak ama ticaret merkezi güzel. Bana rehberlik etme. Ne halim varsa göreceğim. Altın madenini hemen şöyle bir yerleştireyim. Ama altın madeninden önce onlara yoğunlaşmasınlar. Hemen gel abi bana. Burada bir domuz çiftliği oluştur. Hemen bir domuz çiftliği istiyorum. Şu taşlar boşa gidiyor mu? Boşa gitmesinden ziyade taşları mı kaldırmaya çalışıyorlar acaba? Domuz çiftliğini şöyle kuracağım. Şu taşları yontmasınlar boş yere. Avcı kulübesini de hemen önüne kurarız. Bir depo alanı yaptığımızda hepsi bir depodan faydalansınlar. Ben yanlışlıkla burayı yine mi kapattım? Tamam. Hemen ev. Size ev lazım biliyorum. Şöyle bir ev. Şöyle iki ev. Şöyle üç ev. Bunlar 4, 12 kişi yapıyor. 15, bir tane daha lazım. Dur. Hemen. Şöyle. Yolu da getirmiş oluyoruz. Devam edin abi. Bir biyom seçin. Kış balıkçılığını kesinlikle istiyorum. Hadi hadi ağlamayın, evimiz yok diye olacak şimdi. Evet, önce ağaçları yıktıkları için zaman kaybı oluyor. Ha, 15 kişi burada yaşıyorum zaten, ev muhabbeti. O zaman bu 4 x 4 16 yeter. 4 kişi alıyor değil mi bunlar? Teknoloji ağacı. Hemen ilaca git abi. Hemen ilaç.
Ne kartı verdin? Oduncu kulübesini al. Bak gene aynı hata yaptım ya. Of. Oduncu kulübemiz çok verimli bir yerde olmalı aslında da. Burası aslında bayağı güzel ya. Şöyle arkasına doğru. Şuraya. Ay niye kurdum ki hemen? Şimdi onunla da uğraşacaklar. Neyse. Evler tamam. Artık evsiz değilsiniz. Hemen burayı da bitirin. Hemen bitirin abi. Bakayım bir şey veriyor musun? Mantar çiftliğini al. Sonra meyve toplayıcılığını al. Taş alet dükkanını al. Taş ocağını al. O para çok gitti. Taş aleti bir sonraki yerde alırız. Meyve toplama al abi. Meyve toplamayı al. Oduncu kulübesini yapıyorlar. Domuz çiftliği. Taş ocağını... Ha ben altın madeni de atmadım değil mi? Şu an altına ihtiyacımız olmayacak. Ama taş ocağına ihtiyacımız olacak. Şunları bitirsinler de. Sonra uğraşmayalım. Ama göçmen ofisini kesinlikle almam lazım ya. Balıkçı kulübesini sonra alırız. Altın madeni, mantar çiftliği. Beklet abi. Şimdi senin ayarını çekelim. Kes ve dikme. Hatta kes ve dik. Odunu telafi eder. Tamam. Meyve ağacı dikmeye öncelik ver. Bunlar birbirleriyle organize çalışıyor. Şimdi ben meyve toplayıcılığı yaparsam meyve ağacı olmayan ağaç dikmeye öncelik ver. Herhangi bir... Şimdi ben bütün ağaçları kes demeyeceğim. Meyve vermeyen ağaçları kes diyeceğim için. Sonra da herhangi bir ağaç dersem acaba ne kadar meyve ağacı diker? Önce bir meyve ağaçları diksinler sonra değiştiririz ya. Çünkü baya bir meyve ağacı olursa ama bir dakika önce kesmemiz lazım. Önce ağaçları bir kessin, yer açılsın, sonra meyve ağacı diksin. Tamam. Tamam. Gayet hoş bir başlangıç. 16 kişi olmuşuz. Hemen bir çocuk doğmuş. Benim önceki oyunlarda hata çat 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 bir sürü şeyi aynı anda koyuyorduk. Hiçbiri yapılmıyordu falan. Birbirini kilitliyorlardı. Ticaret merkezini kurmam lazım ama. Tamam, ticaret merkezini kurayım ki altın kasalım. Hatta şu evlerin boyutu bir dakika. Şuraya bir ev atarsam. Çünkü ev şimdi ihtiyacımız olacak. Kapat. Ticaret merkezini de şuraya kurmak istiyorum. Hatta şöyle kurayım. Zaten burası çok işlevsel bir alan değil. Tamam. Taş madenlerine falan gidiyor olacak orası. Of sese bak. Çok hoşuma gidiyor şu ses nedense. Psikopat mı herhalde? Şimdi. Hayvan satın alın demiş. Hiç hayvan var mı? Var. Yeter. Niye alıyoruz? Almayalım. Gıdamız çok az yalnız. Sıçtık. Yarık kapısı. Hepsini öldür. Tam kapasiteye ulaştığında öldür. O zaman şu an bir verimliliği olmayacak bunun. Yani bu üç hayvanı bir kes abi. Hepsini öldür. Burada çalışan var mı? Yok. Burada kesinlikle yani varmış. Kesinlikle çalışacaksınız. Burada kesinlikle çalışıyorsunuz ve lan burayı yapmadınız mı? Ben şeyleri dikmemişim. Bir dakika. Abi gıdamız yok. Çok yanlış başladık. Mantar çiftliği odunu harcıyordu. Onu sonra yapacağım o yüzden. O yüzden
Ben avcı kulübesi almamış mıyım? Ya da dikmemiş miyim? Çok tehlikeli. Burada alacağım bir şey yok. Geç. Av kulübesi. Onayla. Av kulübesini dik abi. Hemen dikiyorsun hemen. Buna öncelik verdirtebiliyor muyum? Ver. Ayvayı yiyorduk az kalsın. Aynı hataya düşüyordum. Nedense oyunda yiyecek üretimiyle tüketim birbirini çok zor karşılıyor. 15 kişiyi besleyemedim ya. Yemin ediyorum besleyemedim yani. Hem de besleyemediğim şekil şu. Domuz çiftliğim vardı. Avcı kulübem, balıkçım, meyve toplayıcım ve mantar çiftliğimin olmasına rağmen ben 15 kişiyi 20 diyelim. Hadi atalım. Daha fazla olsun. 20 kişiyi besleyemedim. Tabi oyunu bilmediğimden de kaynaklanıyor ama anormal yani anormal. Meyve toplayıcım var mı? Var. Av kulübesi. Av kulübesini ikiye çıkartmam şu an çok göçmen. Tamam. Göçmen var mıydı bende? Yoktu. Göçmen ofisi alalım abi. İnsan lazım. 17 kişi olmuşuz. Tamam. Evi de çok iyi dikmişiz. Güzel oldu. Ticaret. Hemen bizim satacağımız ne var? Hiçbir şey yok. Ama alacağımız ne var? Yiyecek. Ben biraz yiyecek alacağım abi. Ne olur ne olmaz. Zaten geç geliyor. Ve mesela domuz etiyle normal etin fiyatlarının aynı olması. İşte portakalla etin aynı fiyat olması çok saçma. Almayacağım lan. Vallahi almayacağım. Satacağım. Ne satayım? Taş alet satmam. İlaç satmam. Odun bayağı varmış aslında. Benim odun üretimim ne ki? Düşüşe geçmiş. Ben ne üretiyorum acaba odunda? Ne üretiyorsun abi? 109 sezon başına. Çok da iyi sayılmaz. Bu tükenir. Almayacağım bir şey şimdilik. O zaman bu altın madenini dikelim çünkü altını satarız. Satabileceğimiz bir tek o olur. Yani şuraları kullanamayacaksam sonradan dibine kadar dene abi. O zaman şöyle yapsam. Şunun hizasında. Şöyle gel. Pardon. Taş ocağını da şöyle yemedi. Niye yemedi? Şöyle. Şöyle. Ulan şöyle. 65 odunda niye kırmızı yazdı? Neyse. Çok harcıyor. İyi ki odun satmak gibi bir mallık yapmadım. Abi yapacak bir şey yok. Göçmen ofisinde kur şuraya. Buralar sonradan daha değerli bir şeylerle kullanılır mıydı? Kullanılır mıydı bilmiyorum ama. Aslında bunu buraya sıkıştırmam da biraz mallık oldu. Onun da farkındayım. Depo çok uzak. Sana depo lazım. Sana da hemen depo yapıştıralım. Ama senin yanına ben meyve toplayıcısı dikeceğim. Şu arka tarafınız şurayı depo olarak kullanayım ben. Ne var ki? He, buraya ağaç dikiyorlar ama. Şurayı depo olarak kullansak. Hepsini kapsasa. Çok tatlı oldu bence. Çok güzel kullandık orayı. Bu ne? Hız artırma. Çalışma hızını artırıyor. Şimdi ne oldu? İşten... Aa, burayı ne kadar hızlı yaptınız lan? Taş ocağında iki kişi çalışsın abi. Şu an çok taşlık bir şeyimiz yok. Varmış. Hiç taşımız yokmuş. Direkt göt olmak.
Aa, çalışanların evlerini gösteriyor. Ben buna hiç dikkat etmemiştim. Mesela bu çalışanlar buradan geliyor. Bu çalışanlar buradan. Tamam. Oyunu bilmemek çok kötü canım. Yani beraber öğrenelim istedim. Hani neler yaşadığımı görün istedim. Alet dükkanını şimdi almasam olur mu? Olur. Taş ocağını, dik dik av kulübesi. Altın madeni, odun kömürü. Odun kömürünü alalım, dursun. Onu da kuracağız. Kış geldi. Ayvayı yedik. Abi buraya öncelik ver. Çalış. Ha, burada yol yok değil mi? Pardon, pardon, pardon. Yani en azından biraz hızlandırır. Buranın var. Ha, saçma bir şekil olmuş. Buna dikkat etmek lazım. Ya burası da ana cadde gibi olsun canım. Şöyle bir tane daha genişletelim burayı. Tamam ya. Ne binası verdin? Av kulübesi. Mantar çiftliği. Vazgeç. Mantar çiftliğini dikmedik biz henüz zaten. Yiyeceğimiz ucu ucuna yine. Ucu ucuna. Senin üretimin yok henüz. Hepsini öldür demiş olduğum için. Ve şu hayvan satın alsam ne kadar alacak? Al lan. Bir tane hayvan 300 altın mı? Senin Allah belanı versin. Tam kapasiteye ulaştığında öldür. Bu bekleyecek. Bu bir işe yaramıyor şu an. Çok pahalıymış lan. Çalışan var mı? Var. Sende var mı? Var. Şimdi taş aleti buraya vermek istemiyorum. Kes ve dik. Meyvacı olmayan ağaç dikme. Meyve vermeyen ağaçları kes. Şimdi seni meyve ağacı dikme öncelikleri diriltiriz. Çünkü meyve toplamaya başlayacağız. En azından sezon bitince. Kış sezonu bitince. Taş çıkartıyoruz. Ticaret. Ticaret yapabiliyor muyum? Çünkü yok yapmayacağım. Altın. Şunu da yapın abi hemen. Altın satacağız. 17 kişi. Tamam yeter. İlla ki yanlışlarım oluyordur. Çünkü ben oyunu bilmiyorum. Yani bilmeden oynamaya çalışıyorum. Bence keyifli olan da o. Yani sonuçta yeni öğrenmişim. Yayın dışında böyle harıl 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 bir kişi gibi gözükmeye gerek yok. Oynuyoruz, öğreniyoruz. Siz de yorumlarda bak şunu şöyle yaparsan daha iyi olur diyebilirsiniz yani. Ki benim işime gelir daha güzel olur. Ama sonradan öğrendiğimizde de challenge'lar yaparız işte. Daha hızlı kasmak, maksimum yani böyle değişik değişik skorlara oynamak güzel olur. En yüksek nüfusa ulaşmak falan ne bileyim yaparız öyle şeyler. Yiyecek rezervi düşük değil. Yiyecek bitti bitti yine bitti. Anasını satayım. Şu ticaretten derileri sat abi. 10 tane derimiz varmış. Neyse tek seferde harcamadım. Şimdi abi yiyeceği ben en hızlı neyle üretebilirim onu bulamadım bir türlü. Dış ticareti şu an açmamın çok bir önemi yok. Koyun çiftliğine dönelim ama. Araştır. Şifalı bitki tohumları. Kartı vermiş. 500 altınmış. Kapat. Tamam. Tarla kilidi açılmış. Tarla da yapabiliyoruz ama şu an tarla iş görmez diye düşünüyorum. Ulan biz aslında buraya hem ağaç döküyoruz ve ağaç dikecek alanımız kalmıyor. Biraz saçma olmuş. Bunun farkındayım. Halledeceğiz. Şu an sadece kendimi kurtarmaya oynuyorum. Üretkenliği yok buranın. Senin var mı? Yok. Hiçbir yiyecek bölgesinin üretkenliği yok abi. Şurayı ben satın alsam kaç para? 580 altın. Şurası
496. Şurayı almak istiyorum. Hem limanı buraya kurarım, hem balıkçı kulübesini buraya kurarım. Ama biz bu kıtlıktan nasıl kurtulacağız? Ne satabilirim? Şimdi odun satsam aynı anda da diğer şeyi alabilir miyim? Eksi 60 artı 60 yapabiliyor muyum? Sığır eti alacağım 10, 60 tane de mesela. Oluyor mu? Ticaret için yeterli para yok. Anladım. Odun bize bir şey kazandırmadı yani. 30 tane sığır eti al. Ha, ilk önce bunu hafızaya almıyorsun. Tek işlem yapabiliyorum yani. O zaman 50 tane odun satayım. 10 tane deriz alayım. Şey satayım. Eksi 10. Bir sonraki turda da yiyecek almaya çalışacağım. Ben bunu yine beceremedim ya. Abi, av kulübesi senin neden üretimin yok? Kışın geyikler var abi, yap öldür işte şunları. Bu geyikleri öldüremiyor musunuz yani şimdi siz? Niye sıfır çekiyorsunuz? Burası da 44 odun üretiyormuş. Taş olmadığı için yapamıyorlar. İnsanlar ölmeye başlamasa bari. Erken ilkbahar. Güzel. Bak bu güzel. O zaman şunu bitirdiniz mi oğlum? Şunu da bitirsenize. Bitiremezsiniz çünkü şey yok. Yok, kaynakları da toplamışsınız. Yapın oğlum şunu. Hemen meyve toplayıcılığına başlayalım ki şunu da şunun yanına kuracağım. Bu birbirini destekleyecekler. Bunlar. Bunu buraya kursaydım çok iyiydi. Tüh. Gerçi ben oğlum orman olayını çok kötü yaptım ya. Neyse. Açlık başladı. İşaretler çıkmaya başladı. Şunu bitir abi. Odun da bitiyor. Oğlum oyun zormuş lan. Benim zorluk seviyesi bayağı yüksek galiba. Ticaretim açılmadı henüz. Ne güzelmiş lan bu, ok atıyor sağa sola. Kabul et. 3 kişi geldi. Ev yapmamız gerekecek. Üretkenlik %20. Verimlilik 15. Şu güzelmiş lan. Bizim zaten 60'ın üzerinde. Bunu buna mı ekliyorum? Hayır. Bunu neye ekliyorum? Tamam. Niye buraya ekliyorlar abi? Tamam. Slot kart diyorsun. Salak mısın amına koyayım ya? Birazdan ticaret yapabileceğiz.
Hadi ticaret. Bana sığır eti ver abi. Bana 30 tane sığır eti ver. Tamam, 30 tane alamıyoruz. 20 tane alayım. Gelmesi için 300 saniye. 5 dakika bekleyeceğim amına koyayım yiyeceğin gelmesi için. Şimdi şu böyle birbirlerini desteklesinler. Tamam. Tamam. Bunlar hayvan gibi çalışsın abi. 16 taş gerekiyormuş. Taşım yok. Yok, evet. Hayvan satın al. Almam. Bir daha hataya düşmem. 300 altın verdim bir tane hayvana. Şimdi yiyeceğimizin aslında hayvan gibi çoğalması da lazım da. Bakalım. Abi ölmeyin ne olur. Azıcık sabredin bak yiyecekler geliyor geldi. Çok güzel. Ha gayret, ha gayret. Hemen mantar çiftliğini yapalım abi. Mantar çiftliğinde de insanlar çalışsın. Çalışmaya başlasın. Ama ondan önce altın da çıkartmaya başladık. Tamam artık altın satarız. Abi şuradaki taşları şunları bir toplayın. Buraya ağaç diksinler. Dikemiyorlar. Toplayın abi orayı. bir dakika. Bunları birleştirip bir kart haline getirecek zaten. Kalsın öyle paramız yok. Birazdan paramız olur. Ben burada şu an ne yapabilirim? Odun da sıçtı. Tamam. Yapabileceğimin en iyisini yaptığım gibi bir şey ama. Kes ve dik. Şimdi kes ve dikme. Kesmeye öncelik ver. Meyve vermeyen ağaçları kes. Aynen öyle. Biraz hızlı artsın. 58 odun getiriyormuş. Mantar çiftliğini abi. Bir şeylerimiz varken yapalım artık. Mantar çiftliğini de buraya kurmak istemiyorum. Şuraya kuralım yapacak bir şey yok. 23 ev lazım. Şu an şehir çok yanlış ilerliyor gibime geliyor. Ağaç dikecek alanımız yok kalmıyor. Biraz kötü yaptım onu. Ama sonradan yıkar yıkar başka tarafa geçiririz ya. Ya da yeni alanlar alırız. Oduncuları direkt oraya veririz bilmem ne. Aa burada yerde altın mı var lan? Oo. O zaman altın madenini oraya değil de şuraya kurmak gerekiyor mu acaba? Bir ekstra sağlıyor mu ki? Yiyeceğimiz 4. Abi yine ucu ucuna gidiyoruz. Bir ibnelik var yani. Aha 0 oldu. Sen bir üretkenliği artır abi. Motivasyon da vereyim sana ben. Şuraya abanmamız lazım. Bu hayvanlarımızın sayısı yükselsin. Anladım.
Sezon başına 120 diyor. Bakalım. Mantar çiftliğini ben kurdum mu? Kuruyorum. Tamam. Mantar çiftliğinde de kesinlikle çalışıyorsunuz abi. Ticaret yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Altın satalım. Kaç altınımız var? 128. Bayağı altın çıkartıyorlar lan. Külçe altına da dönüştürebiliyormuşuz. Oyunda bayağı içerik var yalnız. Külçe altına çevirince iki katına çıkıyor fiyatı. Ama kaç tane altın cevherinden yapıyor acaba? İstiflemede belki yardımcı olur, evet. Hani iki tanesini depolayacağına onu bir taneye çeviriyor. Olabilir. Kaç tane satalım? 60. Ticaret. Tamam, paramız geldi. Ya ben dışarıdan gıda almıştık değil mi? O gıdalar geldi. Yoksa biz... Abi bu anlık yiyecek vermiyor mu bana ya? Ben şurayı alıp balıkçı kulübesi almak istiyorum. Balık da çıkartalım. Bu mevsimler boşa geçmesin. Siz hayvan üretemediniz mi hala? Verimlilik %130. İstatistik kurumu geldi. Bu hemen dikiliyordu. Bunu hemen dikeyim. Ama abi işte kafamıza sıkıyoruz şu an. Sonra da şey gelecek galiba. Kontrol paneli gibi bir şey. Gıda hala ucu ucuna gidiyor. Üretkenlik. Ha, üretimi göstermiyor şu an. Bu odun harcıyor değil mi? Bu kötü oldu. O zaman malzememiz varken paramız yok ama vazgeç. Bir oduncu kulübesi daha yapmam lazım. Odunu yetiştiremeyiz çünkü kömür de yapmamız lazım. Bu sefer yetmeyecek. Derilerimiz çok büyük. Çok satacağımız şey var ama ticaretimiz abi. Bizi perişan ediyor. Taş mı istiyorsun sen? E tamam, yükselt. Yükseltmeleri yapalım. Bayağı taşımız olmuş çünkü. Taşla yükseltebileceğim her şeyi yükselteyim. Burada bir şey var mı? Yok. Bunu yükseltebiliyor muyum? Yükselt. Duman çemberi. Tamam. Bunu yükseltemiyorum. Evleri yükseltebiliyor muyuz? Şu an 30 kişi olmuşuz. Kaç evimiz var? Evsizler var. Oo, bayağı ev lazım bana. Odunum var mı? Var. Köprü açılmış. Biz iyice ağaç dikeceğimiz yerlere gittik ama mecburum. Başka bir oduncu kulübesi yaparız zaten. Bunu sökeriz buradan. Sonrasında da. Tamam, oh, gıda coştu şu an. Coşsun abi, coşsun, çok lazım. Evleri yükseltebiliyor muyum? İzolasyon. Yükselt abi. Yükseltebildi. Kimse ölmesin. Bunlar hayvan gibi taş çıkartır zaten.
Yakıt rezervi düşük çünkü yakıt rezervimiz yok. Onu da yapacağız. Bunlar taşları söküyor mu? Güzel, yavaş yavaş o da olsa söküyorlar. İlacımız bitmek üzere, ilaç üretmemiz şart. Çiftlik kurmam lazım onun için de. Abi sayımız niye adam akıllı artmadı bizim? Tamam, şu an çoğu şey yolunda. Bir üşüyoruz, o kadar. Bu bölümümüz buraya kadar olsun. Hemen bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım. Umarım beceririz. Kendinize güzel bakın.